Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer şey yapımını göstereceğim. Bir ahır yapımını göstereceğim. Ya bunun için ben koyu meş, biz kendi serverımızda koyu meşeyle yaptık. Bunun için ben koyu meşeyle yapacağım. Koyu meşe şart değil tabii ki. Arkadaşlar buradan dur ben buradan 5 tane 5 blok karışıyoruz. 2 3 4 5. Bir de ben bunu etrafı batırabilme gibi şeyim var. Bunu alıp buraya koyacağız. Çam odunu değil, pardon, yanlış almışım ya. Şu çamı biraz kapalı renk. 2 3. Buradan da 4 tane yapıyoruz. Buralara da bundan koyuyoruz. 2 kere üst üste. Şurada da 4 tane boşta olacak. Buraya da bunlardan çıkıyoruz. Daha sonra bu ortaya bundan koyun. Koyu meşe çok kapatır burayı. Bu daha mantıklı en azından. Buraya bunlardan koyun üstü. Böyle değil, bir dakika. Bunu getirip böyle, bunu da getirip böyle koyacağız. Bakın. Girişi bu tarzda bir şey olacak. Buraya 2 blok bırakacağız. Giriş için. Yine aynı şekilde 5 blok yukarı. Buralara 4 tane. Bunu da böyle üste çıkacağız. Yine 5 blok. Yine bu köşeleri 2 tane. Buraya bunlardan koyacağız. Bunlardan ve böyle yapıyoruz. Ya bu tasarım gayet güzel bence. Giriş için daha şey yapmam, daha bekleyeceğiz giriş için. Arkadaşlar aynı şekilde bunlardan buraya da uyguluyoruz ama bir ayrıcalık var. Yine böyle yapıyoruz her zamanki gibi. Bunları koyduk, bunları koyacağız. Ama bunun yanında 2 yapacağız. 1, 2. Şimdi buradan 4 tane yapacağız. Bu değil. Heh, böyle. Böyle. Böyle arkadaşlar. Daha sonra bunu buraya yapıp ikisini böyle kapatacağız. Böyle değil arkadaşlar. Böyle sanki burada şey gibi küçük bir pencere varmış gibi yapacağız. Böyle arkadaşlar. Burada sanki küçük pencere yapacağız yani buradan. Böyle tatlı minik bir şey yapacağız. Daha sonra bunları böyle koyacağız. Buraya yaptığımızın aynısını da buraya yapacağız şimdi. Böyle yapacağız. Daha sonra burayı böyle devam ettireceğiz. Burayı böyle devam ettireceğiz. Bunu böyle koyacağız. Ve 5 blok yukarı çıkacak bu. Daha sonra arkadaşlar yine bunların bu başlarına, baş noktalarına bunları koyacağız. Sen değil ya. Sizi koyacağım. Sonra bunu böyle. Sen değil, sen gel. Yani bunun üstünü yine oralı aynı tasarımla kapatacağız burayı da. Bir de aynı tasarımla kapattığımız, burayı da aynı tasarımla kapattık. Aynısını yine karşısına uygulayacağız. Dediğim gibi. Şöyle koyun. Daha sonra böyle iki. Bunları böyle. Sen gel buraya. Bunu yapacağız. Daha sonra bu araya tam karşısına yaptığımız gibi küçük bir şey yapacağız.
Böyle. Bunu böyle yapacağız. Aynısı buraya iki tane bundan. Bunları da böyle çıkacağız. Ve bu ikisini de buraya koyup öyle kapatacağız arkadaşlar. Daha sonra buraya da 5 tane bundan koyacağız. Buraları böyle kapatacağız arkadaşlar. Böyle. Böyle. Tamam arkadaşlar, gördünüz. Bunun aynısını, tam bu duvarın aynısını karşı tarafa yapacağız. Ama bir farklılık olacak burada şimdi. Nasıl anlatayım onu? Yine böyle koyacağız 4 tane. Yanlış mı yaptım? Yok yok da. Sonra bunu böyle çıkıp böyle. İkisi de yan yana. Bunu da böyle çıkın. Yine aynı 5 tane benim kadar sıkmayın da 5 tane böyle kapatın. Böyle. Bunları böyle kapatalım arkadaşlar. Daha sonra bunların üzerine sen değil. Bir gelin buraya. Bunlardan koyalım. Tamam arkadaşlar. Aynısını karşı tarafa da yapacağız. Yani bunların başına iki tane bundan, bir tane böyle, daha sonra böyle koyacaksınız. Aynısını buraya aynı şekilde tasarım uygulayacağız ve bunu böyle getirip kapatacağız. Yani şimdi bu tarafa yukarı çıkan bir yer yapacağız. Şimdi şeyinizi alacaksınız arkadaşlar. Tam ben normal şunu kullanayım. Diyelim ki eğer bu tarafa diyorsanız, bu taraf bura küçük olur diyorsanız şundan bir tık daha geçtirip öyle yapabilirsiniz ki bize yetiyor aslında. Çok da şey yapmıyoruz. Böyle bunları buraya böyle koyun. Karşı tarafı da inek koyun, bir koyarsınız yani. Bir taraf inek, bir tarafı koyun. Ben size bir tasarım tavsiyesi daha vereyim. Yaprak ve çakıl. Çakıl nerede? Çakıl nerede? Bir dakika arkadaşlar. Çakıl. Haydi, ha, çakıl da burada. Bir de kürek almam lazım. Netherite kürek alalım. Dur. Bunları böyle. Güzel tasarımlar bunlar. Şekil katıyor. Dur, bu fazlalık oldu, bunu böyle yap. Bu da yanlış oldu.
arkadaşlarına şöyle yapsanız daha mantıklı. Şimdi tarafa bunları koyacağız. Daha sonra bunları buraya yerleştireceğiz. Bunları buraya yerleştireceğiz. Daha sonra buralara kırık taş. Ha dediğim gibi diğer gibi beton meton isteyen bazı şeyler var. Onların yanında daha basit, daha sade ve daha kolay bir tasarım. Yani benim açımdan öyle. Bunları da alıp böyle koyarsanız çok da güzel bir tasarım olur. Hatta şöyle diyeyim. Nether'a gidip geldiyseniz falan şu yaprakların altına şey de koyabilirsiniz. Işık taşları. O zaman da güzel bir aydınlatma yapmış olursunuz. Onu da ekleyeyim. Ama gitmedim hemen yaptım diyorsanız da böyle güzel. Meşale de koyabilirsiniz gerçi. O da size kalmış durum arkadaşlar. Daha sonra burayı kapatacağız böyle. Hemen kapatacağız. Bu tarafa şey dediniz, tamam şimdi diyeceksiniz tavuk mavuk yaparsa tüy için, eti için, yumurtası için falan diyorsanız o da çok basit arkadaşlar. Şimdi ilk başta bunu yapmadan önce büyük ihtimal hayvanları depolarsınız. Tavukları depoladıktan sonra hani böyle bir yere koyarsınız. Yumurtlar falan, yumurtalarını saklayın arkadaşlar. Yani belli bir kısım saklayın bundan önce. Belli bir yumurtanız olsun. Çünkü tavukları yukarı kata çıkarmak çok zor olacaktır. Çok da kolay bir yöntem değil. Çok da kolay olmaz tavukları yukarı çıkartmanız. O yüzden biraz bir yumurta saklayın ki yukarıya yumurta atacaksınız. Çıktığı kadar tavuk orada kalacak. Orada büyüyecekler işte, olay o. Arkadaşlar şuraları boş bırakacağız. Tamam. Çünkü oralardan merdiven çıkartacağız. Bir dakika. Şunları şöyle. Bunları böyle çekeceğiz. Şuradan bunları böyle çekeceğiz. Bunları yapacağız. Bunları da getirip burayı full kapattım. Şunları da kapattıktan sonra şurayı da kapatalım. Daha sonra arkadaşlar atın bunu yukarı. Şunları atın artık yukarı. Bunlara bir ihtiyacınız kalmaz. Alın şu merdiveni şöyle koyun arkadaşlar. Koyun. Böyle hemen merdivenleri koyacağız, bir dakika. Tamam. Böyle gelin merdivenler koyun burada. Bunu getirip böyle koyacağız.
Dikten sonra üst tasarımda gayet iyi olacak. Harbiden gayet güzel bir üst tasarım olacak. Arkadaşlar buradan sonrasını çok büyük yapmanıza gerek yok. 3-4 tane koyacaksın. 2-3-4. Yani bu line'ı 1-2-3-4. Daha sonra buraları arkadaşlar bak şöyle yapacağız. Ortada bir üçlük kalana kadar şuradan yapalım arkadaşlar. Bekleyin. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. Şuraya yapacağız şimdi. Bir dakika. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Yani böyle bu tarzda şunu kaldırın. Bunları koyun ortaya. Bunlar yukarı çıkartın. Bunları yukarı çıkartın. Ama burada işte kırık taşı ihtiyacınız olacak. Alın kırık taşı. Yine aynı tasarım ya. Bir nevi çok bir şey değişmiyor dediğim gibi. Evet. Bir daha çıkacağız yalnız ben eksikaymışım. Kusura bakmayın eksikaymışım ya da arkadaşlar tam şöyle yapabiliriz. Bir tane indirin çünkü üst katın büyük olmaması lazım. Tam bunları böyle yapın. Ha, buradan itibaren şunu koyun. Üstünü şunlarla kapatın. Yine aynı tasarımı da buraya uygulayacağız. Evet bunu da getirip buraya koyduk. Koyun daha sonra bunun üstünü böyle kapatın. Buraya ise şöyle küçük tatlı bir şey yapabiliriz. Bunu böyle böyle koyun. Böyle koyun. Şöyle koyun arkadaşlar. Sonra bu ikisini de böyle birleştirin. Ya burası yukarıda mı oldu diyorsunuz? Kaldırın şöyle şöyle. Merdiven bunun merdivende olmadı bence. Tam şöyle iyi. Böyle güzel tam. Aynısını da karşı tarafa yapacağız. Tamamıyla aynısını. Bunu böyle böyle böyle. Bunu kaldırın böyle böyle böyle. Daha çok oldu aynen. Böyle tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ha buradan herhalde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koyduktan sonra böyle 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 böyle. Böyle böyle çıktıktan sonra ne yapıyorduk ha? Şuraya bundan, buraya bundan, buraya bundan, böyle böyle. Bunları da böyle üstüne koyacağız. Yine aynısı buraya. Çitler. Bunu böyle yukarı yukarı. Bunu böyle böyle. Bu
koyup böyle. Şimdi böyle. Daha sonra bunu böyle koyacağız. Böyle. Bir dakika, bunlar değil. Pardon, çit koyacağız, çit. Tamam, bitti. Şimdi tam karşının tasarımını ise aynısı gibi yapabilirsiniz. Yine size kalmış bir durum. Ya bence güzel de olur. Yine aynısı gibi yaparsınız. Ama buradaki tek farkımız bu olacak. Yine altta yaptığımız gibi. Aynı küçük pencereyi buraya da yapacağız. Bunu alıp böyle çekin arkadaşlar, bu tarafa doğru. Bunu böyle koyduk. Buraya bunu bunlar böyle. Burada gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, şimdi tam olarak şuradan itibaren çekiyoruz. Daha sonra buraya gelip, bir dakika arkadaşlar, buraya kapatmaz. Burayı da bir kapatalım. Şimdi buraya. Buraya. Tamam. Arkadaşlar daha sonra gelip bunları kurun. Da böyle kırın kırın böyle getirin. Böyle koyun. Bu arada burayı tam karşısına yaptığımız gibi yapınca daha güzel duruyormuş. Onu fark ettim. Böyle tamam. Şimdi oraya merdiven koyacağız. Orası basit iş. Koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Önce böyle girip böyle girer. Yaparsınız daha sonra arkadaşlar, bana lazım olan şey bir tane tire, bana trapdoor ve varil lazım. Şimdi varil burada, bir de bana trapdoor lazım. Trapdoor fark etmez, Ladin olur, bu olur. Ladin daha güzel olur. Bulamazsanız da başkasını kullanabilirsiniz.
Sıkıntı değil. Tam olarak buradan böyle 3. Buradan böyle 2, 3, 4. Şöyle koyuyorum. Arkadaşlar. Şu arkadaşı yukarı atalım. Buraya da crafting table koyun. Buralara. Tamam, şöyle şöyle. Daha sonra işin en güzel, benim için en güzel kısmına geldik. Böyle bunları koyun. Tamam. Buraya da bunları koyduk. Tamam, bir de buraya da bunları koyacağız. Buraya da bunları koyduk. Bunları koyduk. Buraya arkadaşlar ben de size tavsiye bir fener koyayım. Tavsiye buraya inin böyle. Cemil'in. Koyulmuyormuş. Tam o zaman bunları kırarız. Üzerinde iki tane. Bunlardan değil, pardon. Bunlardan koyarız. Bunları koyun, içeriye aydınlatmasını başlayın ufaktan. Bunları böyle yapın. Bunları da böyle yapın. Tamamdır arkadaşlar. Aynı tasarımı da şöyle işlere. Zaten buraya tavuk koyacağız. Çok da şey ihtiyacımız yok. Arkadaşlar ya dur, tam şuralara koyacaktık. Yanlış oldu. Ama bu sefer de biz giremeyiz. Neyse olsun, zaten bu tarafı da görürse alabiliriz. Sıkıntı değil bence. Niye bu kadar fener yaparsınız da yine meşale olur, fener olur yapıp koyabilirsiniz. Ondan sonra buranın üstünü de sineple kapatabilirsiniz arkadaşlar. Böyle hemen kapatalım. Böyle hemen kapatalım burayı. Böyle bir kapatıyoruz hemen buraları. Hemen kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Daha sonra böyle gelip böyle güzel bir tarlada yapabilirsiniz. Böyle arkasını boş bırakıp böyle şey yapıp
Arkadaşlar geldim, teknik bir sıkıntı bir şey oluştu. Bunları getirip böyle koyayım, bunu böyle 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 böyle. Bir dakika arkadaşlar, bunu böyle böyle getirip koyduktan sonra böyle küçük tatlıcık bir şey yapabilirsiniz. Küçük tatlı bir tarla yapabilirsiniz. Bu tarafı da böyle kapatırsınız. Zaten dedim ya, inek falan şey yapacaksanız bir tarafa buğday ekersiniz. Diğer tarafa en azından patates ekersiniz. Pişirince şey olur, en azından yiyeceğiniz bir şey olur. Bir tarafa da patates ekersiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, video bu kadardı. Beğenip beğenmediğiniz yoruma yazarsınız ve bence gayet fonksiyonlu bir ev. Yani gayet fonksiyonlu bir ağır, pardon. Buradan gelin. Bu arkası şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bu arkası tarla. Hayda. Buradan da böyle çıkarsınız. Buraya da tavukları koyarsınız. Bakın burada eşyaları koyabileceğiniz bir fırçalar var. Buradan da okçu kulesi. Yok arkadaşlar, bence gayet güzel ve kullanışlı bir ahır oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz ve bay bay.